Arkadaşlar dersimizin ikinci aşamasında materyalleri oluşturacağız. Materyalleri oluşturmaya başlamadan önce render ayarlarımızı düşürelim. İlk önce çözünürlüğümüzü düşürelim. Antalya'yı düşük olsun. Noise düşürürsek. Ayarları düşürmemizin sebebi daha hızlı render edilmesi ve materyalleri daha hızlı görebilmemiz viewport ekranında. Mesaj ekranı da kapatalım. Şimdi sahnemizi farklı olarak kaydedelim. Bu sayede sahnede bir sıkıntı olursa eski çalışmaya dönebilelim. İlk önce camları kapatarak başlayacağım çünkü dışarıdan içeriye güneş ışığının girmesi gerekmekte. Çalışmalarınızı yaparken bu şekilde değerleri ayırırsanız sahnenizi kaplamanız daha kolay olur. Şimdi ilk önce cam materyalleri açalım. Camları kaplarken ister İngilizce ve ister Türkçe olarak materyallerin ismini yazın. Materyallerin ismini yazmanız ileride materyaller olmanızı kolaylaştırır. İlk önce kırılmayı açalım. Camın kırılma indisi ortalama 1,5 civarındadır. 1,5-1,6. Yansıma verelim. Yansımayı kontrol ederken renk olarak da kontrol edebilirsiniz. Ya da buradan kırılma indisi yani indeks olarak da kontrol edilebilir. Onu da şöyle göstereyim. Şimdi gördüğünüz gibi kırılma bu değerle kontrol edilmekte. Yani renkte değil. Eğer bunu kapatırsam kontrol renge geçiyor. Bunu aktif ettim şu an. Şu an kırılma indisi değere geçti. Mesela 25 yaparsam krom materyali gibi olacaktır. 50 yaparsam daha parlak. 100 yaparsam full parlak. 1 yaparsam parlak değil. Cam materyallerimiz oluştu. Onları sahnede bir görelim. Şunu kapatalım. Bunu dün aktif etmiştik çünkü ışık alanı yaparken bunu kullanıyorduk. Şu an buna ihtiyacımız yok. Şuradan da Render Hide'ın geometriyi seçersek gizlemiş olduğumuz obje render edilmeye başlayacak. Şimdi render'e bakalım. Gördüğünüz gibi içerisi biraz karanlık. Bunu biraz açabilmek için exposure'ı düşürelim. Gördüğünüz gibi dışarıdan güneş ışığı içeri girememekte. Çünkü cam materyalinin ayarlarını tam yapmadığımız için oldu. Eğer buradan Wall Chain'i seçersek güneş ışığı içeriye girmeye başlayacak. Şunu da aktif edelim. Gölgeleri de etkilesin. Şimdi gördüğünüz gibi güneş ışığı içeriye girmeye başladı. Işığın büyük miktarını cam kırdığı için içerisi eskiye göre karanlık. Onun için de 7,5 gibi bir daha yapalım.
Şimdi zemini kaplayarak başlayabiliriz buradan. İlk önce bunu kaplayalım. Elinizde şunun gibi difüzü, lampı ve reflek kaplaması olan kaplamalar varsa sonuç her zaman için daha iyi çıkacaktır. Görüldüğü gibi. Bunu Photoshop'ta siz de oluşturabilirsiniz veya direkt renkli resmi de orada kullanabilirsiniz. Buradan bitmap fiti seçiyoruz. Kaplamamızın çözünürlüğüne göre kaplamamız beynimize atanacak. Kaplama şu an yatay durmakta. Biz dikey istiyoruz. Onun için gizmeyi seçip 90 derece döndürürsek sorun çözülecektir. Şimdi ilk önce sonucuza bir bakalım. Kaplama gördüğünüz gibi oturdu yerine tam düzgün. Şimdi yansımalarını ayarlayalım. Refleksiyon map alıyorum. Resme refleksiyon açık. Aynı resmi tutup buraya da kopyalıyorum. Zemin kaplaması eğer noise'u çıkarsa şuradan subdivide yerine aktarabilirsiniz. Mesela altı gibi. Ama çok da değerleri yükseltmemek lazım. Render sonucunu, render süresini çok uzatıyor. Ben 12 gibi bir daha yapacağım. Şimdi render sonucunuzu tekrar bakalım. Hatta öncekiyle kıyaslayalım. Render süresi uzun sürmekte. Işıkların sample değerini düşürmeyi unuttuk. Bunları düşürürsek. Zemin kaplamamız gördüğünüz gibi oldu. Eğer yansıması az gelirse materyal editörden şuna tıklayıp iyi or diye yapabiliriz. Çok da arttırmamak gerek. Şimdi bump map'imizi atalım. Bölgesel render alacağım. Komple saniye render etmeyelim. Biraz fazla olmuş. Şeyini biraz kısalım. Şimdi biraz daha iyi oldu. Bumpy'nin zemine daha iyi çıkabilmesi için zemindeki poligon sayısını arttırmamız gerekmekte. Onun için de tessellate işlemi uygulayabiliriz.
şekilde yeter olacaktır. Şimdi buranın kaplamasını yapalım. Kaplamamız bu. Örtüyoruz. Şimdi yansımasını verelim. Yine bu sefer elimizde yansıma kapaması yok. O yüzden direkt bunu kullanacağım. Şöyle tıklayayım. Bunu buraya alalım. Şunu da devre dışı bırakırsam. Şunu da buraya atıyorum. Şimdi yansımanın biraz, yansımayı kıralım biraz. Çok fazla yansıtıyor. Şurada görmüş olduğunuz o özel rengi değmesi için de saat devreye biraz arttıralım. Bir de bump map'ini eklersek. Kaplamamız oluştu gördüğünüz gibi. Biraz daha net görebilmek için. Gördüğünüz gibi zevk kaplaması çok güzel oluştu. Şimdi bundan çıkalım. Burada metalik bir obje var. Tavanımızı kaplayalım. Tam olarak beyaz yapmayın hiçbir zaman.
Şimdi pencerelerimizi kapatıyorum. Multisolar böcek sayesinde ayda atanmış yüzeyleri farklı ID'lerle kaplayabiliyoruz. Örnek mesela buranın ID'si 2 imiş. Çerçevesinin ID'yi 5 imiş. İlk önce ID'sini bir ayarlayalım. Ortası 1 olsun. Ctrl I'ya basıyoruz. Çevrenin ID'si 2 olsun. İlk önce resmimizi ekleyelim. Hafif bir yansıma verirsek. Ve buna biraz da bump verelim.
Üçüncü otelde tutup şu öndeki logoya atıyorum. Ona resmi boymuş. Şöyle göstersin. Kendilerini daha biraz kırpmak için de opasiteye gelip bitmek deyip buradan bunu seçiyorum. Şimdi render sonucuna bakalım. Kırpma işlemi ters olmuş. Onu düzeltelim. Onun için resim burada açıktı. O output'la invert diyoruz. Tersine çeviriyor yani. Gördüğünüz gibi oldu. Televizyonu kapatalım. Çerçevesi parlak olsun. Arkası siyah olabilir. Ve burası da parlak olsun. Thank you.
Bunlar da kapandı. Şimdi cam yaptık. Dış kısmı son yaparız. Duvar zemin kaplandı. Dolapları kaplıyorum şimdi. Burak eksi olduğu için modeli siliyorum şu anda. Bunu düzeltelim. Düzeldi. Birinci materyal beyaz veya hangi renk istiyorsanız onu yapın. İkinciye de metal vereceğim.
Şimdi buraya kadar olan kısmın sonucunu bir görelim. Dolabın rengini değiştirelim. Şimdi tekrar render arkadaşlar, dersimizin ikinci aşamasında kaplamalarda devam edeceğiz. Ve sahnemizde görmüş olduğunuz bazı hatalar var. Örneğin şu ışığın bölümü gibi, şuradaki cam hiç gözükmüyor. Bunun gibi ufak tefek hatalar var. Hem onlara gidereceğiz, hem de kaplamalarda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir sonraki ders.